Merhabalar. Bugün sizlere karaburgadan pilav yapacağız. Bunu yaparken hiç zorlanmayacaksınız. Neden? Aynen bulgur pilavı gibi yapacağız. Malzemeleri hemen birazdan sizlere sayacağım. Evet, öncelikle karaburgayımız burada. Gördüğünüz gibi bulgur pilavı nasıl yapıyorsak o şekilde yapacağız. Hiçbir zorluğu yok. Önce de ıslatmıyoruz, yıkamıyoruz. Yapabilirsiniz ama o kadar önemli değil. İçerisine soğan, biber, pul biber, tuz ve zeytinyağı da yapacağız. Nebat yağı da kullanabilirsiniz ama biz zeytinyağı tercih ediyoruz. Artı bunların dışında nane, kekik, dereotu gibi yeşillikler de kullanabilirsiniz. Ama biz bugün yalnızca soğan ve biberden yapacağız. Biraz da pul biber kullanacağız. Öncelikle soğanımızı doğrayalım. Evet, bazen sizlerden yorumlar geliyor. Bıçağı nasıl böyle hızlı kullanabiliyorsunuz diye. Elinizi kesmiyor musunuz diye. Genelde kesmiyoruz ama bazen de kesebiliyoruz. Yapmanız gereken şey burada. Bıçağı tuttuğunuz zaman böyle bu şekilde vurmak değil, bu şekilde. Yani şuradaki parmak çıkıntılarını dayayarak bu şekilde kesmek. Bunu yaparken de tabii ellerinizi hafif hafif geri çekerek devam ediyorsunuz. Yoksa aynı yerde bıçağı vurursunuz, soğan kesmezsiniz, ellerinizi geri çekmezsiniz. Senkronize bir işlem yapacaksınız burada. Hem bir yandan elinizi geri çekeceksiniz. Hem bir yandan da bıçağı sallayacaksınız. Olay bu kadar basit diyorum ama dikkatli olun. Ne yaptık? Yağımızı koyuyoruz. Yağımız isinsin. Bu arada biz biberimizi doğramaya devam edelim. Soğanımızı da tencerenin içerisine soğanımızın içerisine biberlerimizi koyuyoruz. Bu arada tabii başka bir kapta sıcak suyumuz kaynıyor hazır. Burada da soğanlarımızı saracağız öğlene kadar. Kavurma işlemini gerçekleştireceğiz. Tabi karaburgayı biliyorsunuz zayıflamada, sağlıklı beslenmede çok büyük payı var. Bulabilirsiniz, yapabilirseniz bulgurdan sonra pilav yerine karaburgayı tüketebilirsiniz. Evet, soğan biberimiz hazır. Hemen karaburgayı döküyoruz. Bunu da
soğanla, biberle. Bulgur pilavı nasıl yapıyoruz? Aynı şekilde. Ne eksik bulgur pilavından burada? Salça eksik. Aynı şekilde. Değişen hiçbir şey yok. Pilav gibi, normal pilav gibi tane tane olacağını düşünmeyin. Hafif, çok hafif. Yapış yapış olacak. Yani lapa demeyeyim de biraz da onun üstünde. Evet, içerisine hemen tuzumuzu koyuyoruz. Pul biberimizi ekliyoruz. Dediğim gibi bunu isterseniz nane, karabiber, başka baharatları da karıştırabilirsiniz. Tamamen sizin ağzınızda kalmış bir şey. Evet. Kavurma işlemi. İçine koyduğumuz yağı hafif hafif kusmaya başladıktan sonra tamamlanmış oluyor. Hemen suyunu verelim. Hemen kapağını kapıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Demlenmeye bekliyoruz. Altını birazcık kısarak. Böyle bir 3-5 dakika, ondan sonra kapacağız. Pilavımızın olmasını bekleyeceğiz. Evet, sizin görmeniz için biz kapağını açtık. Şöyle bir karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen tekrar kapağı kapıyoruz. Kaynama devam ediyor. Evet. Gördüğünüz gibi içerisinde suyumuz kalmadı. Tamamdır şimdi. Altını kapıyoruz. 3-5 dakikada bu şekilde altı kapalı bekleyecek. Ondan sonra servis yapacağız. Evet. Gördüğünüz gibi kara buğday pilavımız hazır. Evet. Şimdi servisimizi yapalım. Evet. Böyle bir kaseye hemen koyuyoruz. Ve tabağımıza hemen koyduk. Bir de şöyle taze nane ile servisimizi gerçekleştiriyoruz. İsterseniz kekik, pul biber de atabilirsiniz. Bu şekilde kara buğday pilavımız hazır. Gördüğünüz gibi burada yalnız dikkat etmeniz gereken şey, su 1'e 1 değil, 1'e 2 koyacaksınız ki bu halı alsın. Yani bulgur pilavından ve normal pilavdan daha farklı, daha çok su yiyor. Buna dikkat edin biraz. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek, buluşmak üzere. Hoşça kalın. Şimdiden herkese afiyetler olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Bye bye.